Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere hücre stillerinin kullanımını anlatmak istiyorum. Stilleri değiştirmek ve gerektiğinde de yeni stil tanımlamakla ilgili bir çalışma yapacağım. İngilizce sürümlerde cell styles diye yer alıyor. Giriş home sekmesinde yer alıyor bunlar. Şöyle düşünebiliriz aslında. Hani bir şeyi bakın başlığı mavi yaptık veya bir tane ürünü değişik renklerde boyadık, renklendirdik diyelim. Dedik ki kırmızı işte yenilenecek ürünler, listeden çıkarılacak ürünler veya şu şekilde bir farklılık, bir ne diyelim highlight etme, işaretleme işlemini yapmış olduk. Ancak bu renkler standart değil. Yani neyi sarı yaptık, hangi kırmızıyı, hangi sarıyı kullandık. Bakın o anlamda farklı biçimleri, standart biçimleri uygulayabiliriz. Geldik buraya bakın. Ya iyiler, kötüler. Mesela kötü olanlar diyelim. Biçim olarak buradan seçilirse herkes, bütün şirketimizde kötünün kullanım bu şekilde. Veya başlıkları seçerken belirli bir vurgu derecesinde kullanabiliriz. Tabii bunu yaparken de ya biz başlıkları vurgu 1 ile yapıyoruz deyip vurgu 1 mavi ile yapıyoruz, %20 vurgu 1 ile yapıyoruz. Ama gerektiğinde de onlara bakın, değiştir, modify diyerek de daha farklı bir renk olarak düzenleyebiliriz. Onu bu şekilde mor olacak bizim vurgu 1 şeklinde düşünebiliriz. Aynı şekilde kendi stillerimizi de oluşturabiliriz. Bu sefer de yeni stil diyeceğiz. Bununla ilgili ayrıca videomuz vardı ama bu da sorunlu ürünler işaretlemek şeklinde olacak. Burada da gelip işte bunu bu şekilde kırmızı veya başka bir renkte olacağını söyleyebiliriz. Daha sonra da seçtiğimiz bir ürün için buradan gelip sorunlu ürünler dediğimiz bakın en başta çıktı. Kendi özel stilimi uygulayabilirim. İyi kötü nötr gibi işte çok sık kullanabileceğiniz iyi kötü nötr stillerinden yararlanabiliriz. Onun dışında verilerle ilgili veri alanları veya başlıklar şeklinde stilleri kullanabiliriz arkadaşlar. Burada tabii eğer ofis ailesinde Microsoft Word kullanımınız varsa da Word'de de temel olarak bu tür biçimlemeler, stiller çok yaygındır. Başlık 1, başlık 2, başlık 3, heading 1, heading 2 gibi bunların kullanımı söz konusudur. Ama Excel'de de standart biçimleme yapabilmek için, standart belirtim işaretleme yapabilmek için bu stilleri tercih edebiliriz. Kendi stillerimizi oluşturabiliriz veya mevcut stillerin renk ve diğer düzenlemelerini, sayı, biçim, hizalama ve şekil, diğer şekiller olmak üzere değiştirebiliriz. Bu renk olacak diyebiliriz. Evet arkadaşlar, bu videoda sizlere İngilizce sürümlerde cell style, Türkçesi de hücre stilleri olarak bilinen, giriş sekmesinde bulunan farklı biçimleme seçeneklerini anlatmaya çalıştım. Umarım yararlı olmuştur. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.